Arkadaşlar merhaba. Dördüncü haftanın ilk dersinde yine beraberiz. Dikkat etmişsinizdir. Aslında son dersi izleyen arkadaşlar kaydı biraz önce yaptığımı ve aynı yerde olduğumu Urla İskele'den kayıt yapıyorum bu sefer. Aynı anda birkaç peş peşe kayıt yapıyorum. Ama yine de şeyler karışmasın diye her seferinde hangi dersin hangi haftasını kayıt yaptığımda söylemeyi ihmal etmemeye çalışıyorum elimden geldiğince. Ne diyelim, acar bir YouTuber olarak falan diyelim. Evet, bu koronavirüsü bizim hoca takımını da en sonunda YouTuber yapmaya arttı da yetti de arttırdı. Neyse, biz konumuza girelim. Daha ciddi mevzulara girelim. Yavaş yavaş böyle işte olayı 1900'lerin ilk çeyreğine doğru getirmek üzereydik. Ama işte Abdülhamit dönemini konuştuk. 31 Mart'ı konuştuk bu vesileyle. 31 Mart Abdülhamit döneminin de sonu idi. Artık o şeyden sonra Mehmet Reşat tahta geçecekti. Mehmet Reşat tam da aslında İttihatçıların istediği türden bir insandı. Ayrıca geçkin bir zamanda 60'lı yaşlarında tahta geçen ve pek de gündelik siyasetle uğraşma isteği, şeyi olmayan ve ipi siyaseti iddiaçların eline bırakan bir yapıya sahipti. Aslında şu noktanın da altını çizmek gerekiyor. Yani Osmanlı bu işte monark ve siyaset ilişkisinde İngiliz modelini, hani orada da öyledir ya, yani kraldır, kraliçe, kraliçedir ama gündelik siyasete asla dahil olmaya şey yapmaz, oy bile vermez, siyasi hiçbir organizasyon içinde yer almazlar falan filan. Tabii Alman Kaiserlerinden farklı bir rol, tarihte de hep öyle çize gelmişlerdir falan. Osmanlı'da bu işte siyasi yürütme işlerinde bunu hep arzu etmiş, şey yapmış. Entelektüel olarak Fransa'yı tabii şey yapıyorlar. Askeri olarak da Almanya, daha o dönemde daha belirgin yani bir askeri örgüt. Sadece Osmanlı değil, tüm o coğrafyada oldukça belirgin. Bu sadece bir ayrıntı olarak aklınızda bulunsun diye söyledim, doğrusu isterseniz. Abdülhamid'in tahttan inmesinden sonraki süreçte bunlar yaşanacak. Ama biz biraz daha geriye, 1908'in başına geri dönelim. O dönemde kanunu esasiye biraz ana hatlarıyla bakmak istiyorum. Çünkü kanunu esasında çok ciddi değişiklikler yapılacak 1908'den sonra parça parça. Çok az da olsa bunlara bir değinmek, kanun esasındaki dönüşüme bir değinmek, nelerin yapıldığına değinmek. Oradan işte hazır 1931 Mart'ını, yani yeni tarihte 13 Nisan 1909'u da konuştuk. Yavaş yavaş Balkan Savaşları ve Birinci Dünya Savaşı'na doğru lafı artık getirmenin zamandır. Çünkü dördüncü hafta sınırları içerisine girdik. Kanunu esası evet, yani pek yürürlükte kalamamıştı. Çok kısa bir süre yürürlükte kaldı. Hiçbir zaman teknik anlamda kaldırılmamıştı da, ama zaten zayıf bir yapısı, iktidarı sınırlandırma ve temel hak ve hürriyetleri çizme konusunda zayıf bir yapısı vardı anayasanın. Ama 1908'den sonra görece biraz daha bu yapı güçlendi. Malum geçen haftaki derste de, yani daha doğrusu biraz önceki kayıtta da söyledim. Meclis 17 Aralık 1908'de tekrar faaliyete başlamıştı, toplanmıştı. Yani 1876'dan sonra süreçte, geçen haftalarda konuştuğumuz süreçte daha seçimlerin yapılıp meclisin toplanmaması ve uzun bir tatil sürecinin ardından, meclis 17 Aralık 1908 tarihinde açıldı. Arkadaşlar, bir detay daha bilgileri gelmişken, o günden bugüne, bu saate kadar ki bütün meclis oturumlarında, birinci meşrutiyet dönemindekileri değil, ikinci meşrutiyetten sonra açılan meclisten bugün bu saatteki meclis oturumuna kadar ki her şeyi latinize edilmiş halde ve orijinaliyle, ya tabii ki işte Türk Latin harfleri kullanılmasından sonra ikincisine gerek almayacağı için hangisini isterseniz, ama eski dilde olduğu zaman onların latinize edilmiş halleri var. TBMM Gov.tr sitesinden bulabiliyorsunuz. Muazzam bir koleksiyon. Muazzam bir şey. Gerçekten de TBMM'nin yaptığı çok hayırlı işlerden, kültür faaliyet işlerinden birisidir denilebilir açıkçası. Meclis 17 Aralık 1908 tarihinde açılır açılmaz zaten
anayasa değişikliği tartışmaları da gündeme geliyor. 21 Aralık 1908 tarihinde arkadaşlar anayasa değişikliği tartışması gündeme geliyor. 3 Ağustos 1909 tarihinde anayasada kapsamlı bir değişiklik gerçekleştiriliyor ve anayasanın 21 maddesi değiştiriliyor ve 119. maddesi iptal edilerek yerine 3 yeni de madde ekleniyor. Tabii bunları daha detaylı anlatımlarını Bülent Tanır Hoca'nın bahsetmiştim. Değil mi? Yani bir Bülent Tanır Hoca'nın kitabından orada bulabilmek mümkündür. Şimdi ana hatlarıyla şöyle bir baktığımızda 2. Meşrutiyet döneminde en azından temel hak ve özgürlüklerle ilgili olarak şu değişiklikler yapılmaya başlıyor. Mesela 10. maddede kanun dışı tutuklama yasağı getiriliyor. Sansür yasağı getiriliyor 10. maddede. Haberleşme gizliliği 119. maddede getiriliyor. Toplanma, dernek kurma gibi haklar tanınıyor 120. maddede. Padişahın sürgün yetkisi meşhur 113. madde, işte Mithat Paşa'yı da sürgüne gönderen 113. madde kaldırılıyor. Yine bunların detaylarıyla ilgili hem dediğim gibi Bülent Tanır Hoca'ya hem de Gözler Hoca'ya bakmak mümkündür. Kanun Esansı'nın 10. maddesi de bu minvalde değiştiriliyor ve hürriyet-i şahsiye, kişi hukuku her türlü taarruzdan masumdur, her türlü baskıdan azadedir, her türlü baskının dışındadır kararı getiriliyor. Hiç kimse şer ve kanunun, kanunların diyelim, tayin ettiği sebep ve suretten maada bir bahaneyle kanunda belirtilen hallerin dışında tevkif ve mücazat olunamaz kuralı getiriliyor. Yani hukukun belirlediği kuralların dışında kibir şeyle insanların hürriyetlerinden mahrum edilemeyeceği kuralı getiriyor. 12. maddede bir değişiklik yapılıyor ve matbuat kanun dairesinde serbesttir. Basın özgürlüğü kuralı getiriyor ve hiçbir veçiyle kable tab teftiş ve muayene tabi olunamaz kuralı kabul ediyor. 113. maddede düzenlenen padişah sürgün yetkisi yeni düzenlemede tümden kaldırılıyor ve mülkün bir cihetinde ihtilal zuhur edeceği müeyyid asar ve emarat unsurları ve emareleri görüldüğü takdirde hükümeti seniyeliğin o mahalde mahsus olmak üzere muvakkaten idari-i örfiye ilanına hakkı vardır. İdari-i örfiye kavanin ve nizamat-ı mülkiyenin muvakkaten tatilinden ibaret olup idari-i örfiye tahtında bulunan mahallin sureti dairesi idaresi nizamı mahsus ile tayin olunacak bir şekilde yeni bir de düzenlemeye gidiyor. Bunlar şeyde. Tabi 119. maddede haberleşmenin gizliliği de değişiyor. Unutmayalım ki artık bir posta telgraf şeyi var. Posta, ülke içi posta şeyi de düzenlenmeye konulmuş. Postanelerde mevdu evrak ve mekatip, müstanik ve mahkeme kararı olmayınca açılamaz kuralı getiriliyor. Yani daha doğrusu mektupların gizliliği kuralı getiriliyor. Temel hak ve özgürlükler alanında özellikle siyasi partilerin hukuki statüsünü yakından ilgilen iki önemli değişiklik ise 120. maddede gerçekleştiriliyor. Artık siyasi partiler var ve tanımlı. Halbuki kanun esası ilk yürürlüğe konulduğunda henüz daha ortada bir siyasi parti falan filan yok. Ama burada bir yanlış anlaşılma olmasın. Bir siyasi partiler kanunu getirildiği falan yok. Anayasada bunlar tanımlanıyor sadece. 120. maddede tanımlanıyor bunlar. Kanunu mahsusuna tabiyet şartıyla Osmanlı hakkı içtimaya maliktir diyor. Yani toplanma özgürlüğü tanımlanmış oluyor. Devlet-i Osmaniye'nin tamamiyeti mülkiyesini ihlal ve şekli meşruiyet ve hükümeti tayin ve kanunu esasi ahkamını hilafına hareket ve anasır-ı Osmaniye'yi siyaseten tefrik etmek, bölmek maksatlarından birine hadim veya ahlak ve adab-ı ümniyeye mugayyir cemiyetlerin teşkili memnun olduğu gibi yani Osmanlı'yı bölmeye çalışan aslında bunun bir günümüz Türkçesi, şimdiki anayasalı da var. Yani işte Osmanlı'yı bölmeye çalışan, hükümeti tayir etmeye çalışan ve ortadan kaldırmaya çalışan cemiyetler haricinde bunlar memnudur diyor. Diğer elinin serbest olduğu kararı hükme bağlanıyor.
Evet, yani bu adım adım aslında temel hak ve özgürlüklerde ve siyasal haklarda bir ilerlemenin zuhur ettiğini, ortaya çıktığını da görüyoruz. Tabii 1910'lu yıllar siyasetinde gittikçe ısındığı yıllar. 1911'deki Sopalı seçimlerden bahsetmiştim. İttihat Terakki'nin Hürriyet İtilaflı adaylara yönelik baskılarından, bir kişi ölüyordu zaten, bahsetmiştim. Ama bu tek taraflı bir şey değil. Yani bir tarafta şiddet varsa zaten bunun birden fazla suçlusu olduğunu rahatlıkla söylememiz de mümkündür. Aynı zamanda Hürriyet ve İtilaf yanlısı şiddet de mevcut yapıda. Örneğin Halaskeran Zabitan adı verilen kurtarıcı subaylar, Halaskar Zabitler, kurtarıcı zabitler örgütü mü denir artık ona ne denir? Örneğin başbakanların, sadrazamların istifasını isteyecek, tehdit edecek çeşitli faaliyetler yapmaktan da geri durmayacaklar. Bu arada tabii Balkan Savaşları da gündeme gelmeye başlayacak. İkisi bir arada sistemin iyice gerilmesine ne yol açan olaylarda peşi sıra yapmaya başlayacak. Şimdi ikisini iç içe elimden geldiğince özetlemeye gayret edeceğim. Malum Berlin Anlaşması'dan, bu Berlin Anlaşması başımızın belası anlaşmalardan biri olarak herhalde tarihteki yerini aldı alacak. Bulgaristan pek de umduğunu bulamıyor. Ama 1908'den sonra işte bağımsızlığını da ilan ettikten sonra daha böyle politika izlemeye, Balkanların daha etkin bir politika izlemeye falan başlıyor şeye. Avusturya Macaristan İmparatorluğu Bosna Hersek'i yaptıktan sonra, ilhak ettikten sonra Sırbistan da böyle daha o şeyde etkin bir rol izlemeye başlıyor. Arnavutluk bağımsızlığını ilan ediyor. Trablusgarp yenilgisi var. Bu yenilgi de Balkan şeylerinde devletler arasında, özellikle Yunanistan'da Osmanlı'yı tamamen Balkanlardan atılabileceğine dair bir iklimin oluştuğu algısının oluşmasına, cümle böyle çok uzun ve yanlış oldu. Yani Trablusgarp bir yenilgi. Yani evet, artık Afrika'da Osmanlı yok açıkçası. Yani hazır bunlar hani buradan bile yenilmişken bunları hani şeyden de Balkanlardan da atmanın zamanı geldi geçiyor gibi bir politika şey oluyor. Ve bu da tabii ki Balkan savaşlarının bir yerde tetikleyicisi oluyor. Balkan devletleri hem birbirleriyle hem de ortak düşman Osmanlı İmparatorluğu'yla böyle bir halleşme, hesaplaşma şeyine giriyorlar. 8 Ekim 1912'de Balkan Savaşları başlıyor. Artık iki Balkan Savaşı mı var dersiniz? İki partta tek Balkan Savaşı mı var dersiniz? Yani aslında söyleyeceğiz. Aslında 1913'e kadar Balkan devletleri birbirlerine giriyorlar ama Osmanlı İmparatorluğu'nun için bu Balkan Savaşları aslında travmatik de bir şey. Çünkü yani Bulgaristan'a karşı yenilmiş olmaları özellikle onlar açısından ciddi bir travmayı da açıkçası beraberinde getirecek. Bunu da belirtmek gerekiyor çünkü sonuçta eski tebaaları diyelim, na karşı yenilmiş olmanın acısını, o ezikliğini diyelim. Hatta eski Edirne'yi kaybetmiş olmanın o travmasını hiçbir zamanda unutmayacaklar. Bu da tabii ki iç siyasete yansıyan bir takım gelişmeleri de beraberinde getirecek. Balkan Savaşları'nın o Osmanlı coğrafyasında ya da Yunanistan'la savaşıyor olmanın, Bulgaristan'la savaşıyor olmanın falan filan. Bunun mesela en güzel şeyini Ziya Gökalp'in bir şiirinde bulabiliriz. Aslında kendisi de çok iyi, bir ironik de bir şiirdir. Doğrudan doğruya Balkan Savaşları ile ilgili olarak mı yazılmıştır, yazılmamıştır o da tartışılır. Ama hani Balkan ülkeleriyle Osmanlı kendisini denk görmüyor. Yani bir İngiltere ile savaşmak gibi, bir Fransa ile savaşmak gibi aynı kalibrede görmüyor. Ama artık onlara bile yenilme noktasında. Yani Bulgaristan'a yeniliyorsun, ta Çatalca sınırına kadar çekiliyorsun diyor ki. Yani İstanbul'dan top sesleri falan, saraydan top sesleri falan duyulur olmuş yani.
Edirne gitmiş, eski saray gitmiş, Fatih yani işte ilk padişahların falan şeyleri gitmiş. Yani mezarları başka ülkelerde falan kalmış. Eğer geri alınamasaydı 2. Balkan Savaşı'ndan sonra Edirne'dir, şudur budur. Yani baya baya Balkanlardaki bütün topraklar Yunan'la kendisini eşit görmüyor. Bulgar'la, Sırp'la, Arnavut'la kendisini eşit görmüyor. Yani bir işte şeyle savaşmakla dediğim gibi aynı şey olarak görmüyor. Ziya Gökalp'in şiiri, biraz sonra okuyacağım şiiri, işte kendi içinde bir ironi bu barındırıyor. Nasıl bir onu barındırıyor? Çünkü Ziya Gökalp şiirinde Yunanistan'ın Türkiye'ye vurup küfür etmesi, hakaret etmesine işte neredeyse mutlu olduğunu falan ironik bir dille anlatıyor. Aslında işte o Balkan Savaşları'nın, o dönemin entelektüel Balkan Savaşları'nın, işte Balkanlarla olan sorunların dönemin entelektüeli üzerinde yarattığı o travmayı güzel özetlemesi sebebiyle şey yapıyorum. Yine diyorum, şiir doğrudan doğruya Balkan Savaşı için yazılmıştır. Gerçekten benim bir bilgim yok. Şiiri size şöyle okuyayım. Ne demek istediğimi daha iyi özetleyebileceğimi de düşünüyorum açıkçası. Durma Yunan durma, kibrini artır. Türklüğün başına hakaret yağdır. Uyuyan bu kavme bu zillet azdır. Bırakma uyusun, uyandır onu. Bu yurdun hazinesi onun elinde. Fakat anahtarı senin belinde. Kalmış aç ve garip kendi elinde. Vur eski kölesi, utandır onu. Bırakma uyusun, uyandır onu. Biraz atlayayım. Zannetme yaptığın hoşa gitmiyor. Ziya Gökalp Yunanlı'nın vurmasından, hakaret etmesinin nasıl hoşa gittiği anlatılmak için de tabii şey yapıyor. Yani Ziya Gökalp de böyle düşünüyor. Zannetme yaptığın hoşa gitmiyor. Terakkimiz koşa koşa gitmiyor. Emin ol, emeğin boşa gitmiyor. Vur eski kölesi, utandır onu. Bırakma uyusun, uyandır onu. Şimdi evet, yani burada Balkan Savaşları'nda dahil o işte Balkanlardaki çözümlerin iktidarı ana asırında almasının hepsi hangisinin için arkadaşlar fark ediyor. Hepsi dahil çünkü yarattığı travmayı çok güzel özetliyor açıkçası. Sonuç işte Bulgar ordusu hani 1. Balkan Savaşları'nda sonra Çatalca'ya kadar gelmiş. İstanbul tehdit edilir hale gelmiş. Ondan sonra işte Sırbistan, Karadağ, Yunanistan tamamen Makedonya'yı işgal etmişler. Ondan sonra Arnavutluk bağımsızlığını ilerlemiş de dediğim gibi Gökçeada ile Bozcaada arasındaki bütün Ege adaları elden gitmiş. Ondan sonra işte Kilit Adası Yunanlara verilmiş. Trak, Edirne, Kırklareli hepsi gitmiş. Yani işte Midye Elesat'ı oluşturulmuş. Ey Allah'tan işte daha sonra bir Edirne falan filan alınacak da işte olay şey yapacak. Ne oldu? İşte bu iç politikaya da yansıyor. Bu arada bir de Halas, demin bahsettiğim Halasker Zabitan örgütü sadrazamları tehdit etmekte, şey yapmakta, ondan sonra onları istifaya zorlamakta, onlar da istifa etmekteler falan. İşte bu Alaska Zabitanların ilk istifaya zorlukları sadrazam Mehmet Sait Paşa. Mehmet Sait Paşa aslında o yeni de sadrazam olmuş. Ekim başında 1911'de sadrazam olmuş. Halasker Zabitanların bu tasallukuyla diyelim Temmuz 1912'de istifa edecek. Ayrıca yerine Ahmet Muhtar Paşa geçiyor sadrazam olarak. Ahmet Muhtar Paşa yani birkaç ay dayanabiliyor. İşte hemen şey sonunda Temmuz ayında, Temmuz 1912'de başbakanlığa sadrazamlığa geliyor. Ekim'de, 29 Ekim'de tesadüfte, Ekim 1920'de de istifa etmek zorunda kalıyor. Ondan sonra Kamil, bu arada bakın Balkan Savaşları devam ediyor. Alasker Zabitan da bizim sadrazamlara şey yapıyor. Kamil Paşa şeye gelmiş. Balkan Savaşları işte Ekim 1912'de 1913'e gelinmiş. Balkan Savaşları bitmiş. Anlaşma imzalanacak ve işte Edirne, Medirne bilmem ne tekrar masada geri verilecek gibi bir hava da oluşmuş. Kamil Paşa'ya güven de yok. Ve işte bu iklim içerisinde arkadaşlar bayağı bir işte şeyle Ocak 1913'te hükümet şeyi Babali götürülür, basılır. İşte Enver Paşa vardır, Yakup Çimen vardır, başkaları da vardır.
falan. Kemal Paşa istifa ettirilir. Yerine bayağı istifa dilekçesi orada yazdırılır. Bir bakan Yakup Cemil tarafından, şimdi hatırlayamayacağım, çok özür dilerim. Bayağı da tak diye çekilir bulurum. Kemal Paşa ne yaptın sen ya deyince, ya işte... Baktım sen öldürmeyeceksin, ben çektim buradan, bunlar bu dilden anlar falan gibi bir de laf edecek Yakup Cemil. Bayağı hani çılgın bir gardı silahşör. Mahmut Şevket Paşa sadrazamlığa getirilir. Ama Mahmut Şevket Paşa da 11 Haziran 1913'te arabasında, yani tabii ki şey arabası değil, kurşunlanıp öldürülecektir. Mahmut Şevket Paşa da Abide Hürriyet mezarlığına defnedecektir. İşin ilginci ondan sonra Said Halim Paşa, bu İslamcılığın da önemli isimlerinden Said Halim Paşa şeye sadrazamlığa gelecektir ve işte Talat Paşa'nın o bir senelik Birinci Dünya Savaşı'nın sonundaki sadrazamlarını saymazsak da Birinci Dünya Savaşı boyunca diyelim Said Halim Paşa sadrazam olarak kalacaktır. Başından sonuna tam olarak değil, çünkü Şubat 1917'de Said Halim Paşa sadrazamlıktan ayrılacak ve işte hemen peşine Talat Paşa iddia. Talat Paşa'sı sadrazamına gelecek ama yani işte Ekim'de malum şeyde istifa edecek. 8 Ekim'de Talat Paşa istifa edecek. İşte 14'ünde Ahmet İzzet Paşa sadrazamına gelecek. Zaten şeyin sonunda da 30 Ekim'de de Mondros imzalanacak. Yani Kahire seriyeti Birinci Dünya Savaşı'nın çok büyük bir kısmında görüyoruz ki öncesi de dahil olmak üzere Said Halim Paşa'nın sadrazamlığı, başbakanlığını görüyoruz. Şimdi arkadaşlar artık yani iş çığırından çıkmış durumda. Dış politikada artık bir kalibren şey yani öyle İngiltere, Fransa falan, Rusya falan değil. Yani işte Sırbistan, Bulgaristan, Yunanistan falan filan, onlara bile yeniliyorsun. Edirne'yi zar zor alıyorsun. Lan başbakanlar işte kendi paşa işte masaya oturursa ne isterlerse bunlar onu zaten verecekler düşüncesi hakim. Başka bir işte muhalefet grubunun paramiliter güçleri başbakan istifa ettiriyor. Olmadı bir tane daha istifa ettiriyor. Kamil Paşa geliyor. İşte Kamil Paşa yükselen iddiatçılar çat kapı içeri giriyorlar. Babali baskını istifa ettiriyorlar. Yerine efendim şey geliyor. Mahmut Şevket Paşa geliyor. Mahmut Şevket Paşa toplasın 6 ay iktidarda yakalıyor, yakalamıyor. Sokak ortasında vuruluyor, öldürülüyor. Yani imparatorluğun son tarafına gelinirken arkadaşlar artık iş yani tamamen şirazesinden çıkmış, zıvanasından çıkmış, artık kontrolünden çıkmış durumda yapı tamamen dağılmıştır. Şimdi arkadaşlar Balkan Savaşları'nı da dahil ederek konuşursak arkadaşlar bakın 1912'den aldığımız bunu 1912'den 1914'te işte 13'te bir minik mola diyelim, tamam mı? Yani ya işte Ekim 1912'de Balkan Savaşları başlıyor. Ağustos 13'te de Balkan Savaşı bitiyor. Yahu bir sene bile geçmiyor. 14'te Birinci Dünya Savaşı başlayacak. Oradaki işte 6'yı da sayma. Bakın 1918'in Ekim'i Mondros mütarekesi, peşine milli mücadele başlayacak arkadaşlar. Ve bu iş 1922 yılına kadar devam edecek. 9 Eylül 22 diye alsanız, almayın, devamda aslında da alınabilir ama biraz daha boş verin. Eylül 1922 diye alın, 8 Ekim 1912, 9 Eylül 1922. Kemiksiz 11. Bu ülke savaşçıktır. Kemiksiz 11. Nereden, hesabı nereden aldım arkadaşlar? Balkan Savaşları'nın başı, yahu Balkan Savaşları bitiyor, peşine Birinci Dünya Savaşı başlıyor. Birinci Dünya Savaşı bitiyor, 38-18 Mondros mütarekesi, milli mücadele başlıyor. 9 Eylül 22 meşhur işte İzmir'de denize asıl şeylerin, Yunan askerlerinin dökülmesi. Yani 10. Bu tabii ki muazzam bir şey. Yani Cumhuriyet'in devraldığı iktisadi kaynakları konuşurken, insan kaynaklarını konuşurken, moral kaynakları konuşurken, askeri kaynakları konuşurken bu 10 yılı hep aklımızda bulundurmamız lazım. Bu 10 yılı hep aklımızda bulundurmamız lazım.
ve bir muazzam bir Birinci Dünya Savaşı şeyi var arkadaşlar. Şimdi birazdan Birinci Dünya Savaşı üstüne de elbette ki konuşacağız. Ama Birinci Dünya Savaşı'na geçmeden önce bir kere eldeki materyali bir bu açıdan bir özetlemiş olalım. 10 yıl non-stop savaşan bir şey var, toplum var. Çıktığı zaman bu toplum 1922'ye geldiği zaman 13 milyon nüfusa sahip, neredeyse bütün entelektüel birikimi savaşlarda harcamış, insan kaynaklarını savaşlarda harcamış, bir tarım toplumu, iktisadi kaynakları sıfıra sıfır elde var sıfır, bir imparatorluk bakiyesi, bir şey, hani erken cumhuriyeti eleştirirken bu noktaları göz önüne alarak eleştirmek. Buradan erken cumhuriyet bir mağduriyeti, işte öyle zor durumlardaydılar ki ne yapsalar geriydi, oradan bu tartışma çıkmaz. Ama bazı konularda da hani eleştirileri yaparken mazur görme anlamında falan filan değil yanlışları, ama o siyasal, sosyal, ekonomik, coğrafi, her neyse bütün şartları da değerlendirmeye alarak konuşmak gerektiğini de unutmamak gerekiyor. Şimdi şu Harbi Umumi, Dünya Savaşı kavramının biraz şey yapmak gerekiyor. Neden 1914'te başlayan şeye şey diyorum özellikle, Harbi Umumi demişler arkadaş. Yani bu itilaf devletleri, ittifak devletleri neyin nesi, niye bunlar efendim işte Harbi Umumi, işte World War oluyor falan. Mesela işte Kadeş Savaşı değil, Dünya Savaşı değil. Onu Dünya Savaşı yapan şey, tartıştığımız böyle tartışmamıza sebep olan şey de. Bunu da konuşabilmek için arkadaşlar savaşın endüstriyel doğasına, endüstriyel doğası derken hem savaşın teknolojisine dönmemiz gerekiyor, hem de o savaşın aynı zamanda bir paylaşım savaşı olduğuna, o kapitalist paylaşımın bu savaşın doğasında olduğuna değinmemiz gerekiyor. Bunu anlamadan onun neden dünya savaşı olduğunu anlamakta zorlanırız. Şimdi aslında daha önce konuştuğumuz şeyleri farklı bir açıdan tekrar konuşmaya çalışacağız. Onu bir söyleyeyim. Şimdi sanayi devrimi, biz döndük, daha James Watt'a bilmem ne falan filan, oraya da o kadar dönmeyeceğiz ama 1800'lerin başlarından itibaren enerjinin kullanımı değişiyor arkadaşlar. Hatırlayıp bu mevzuyu konuşmuştuk. Dünya tarihinde her zaman bir şey üretmek için enerji kullanmak gerekiyor. Yani M.Ö. 3000 yılında da masayı yapmak için ağacı kesmen, budaman, o 200 kiloluk, 500 kiloluk ne kesiyorsun artık bilmiyorum, ağacı alıp bir yerden bir yere götürmen böyle ya. Yani onu kesmen, biçmen, boyaman, cilalaman bir şey yapman gerekiyordu. Ya da bir taşı alıp bir yerden bir yere götürmen, bir şeyi yapman gerekiyordu. Yani enerji kullanman gerekiyordu. Ama sanayi devrimine kadar senin kullanabileceğin enerji çok sınırlıydı. Doğanın gücü demiştik biz. Bunun dışında senin bir enerji kaynağı yoktu. Doğanın gücünden kasıt ne? Yani ata biniyorsun, gidiyorsun. İşte hayvanın gitme gücü, katırın çekme gücü, devenin taşıma gücü, rüzgarın esme gücü, yer değirmeni, suyun gitme gücü, akma gücü, işte öte su değirmeni, ne bileyim ya, ya da işte nehre tomruğu atıyor, aşağıdan geri onu tutuyor, böylece tomrukları, kestiği ağaçları taşımış oluyor. Bizatihi kendi kol gücü, işte katırın, işte öküzün gücü, tarla sürüyor. Bu bitti. Bitti. Yani elektrik gibi bir şey, su buharı, işte biz batın buldu. Yani öyle bir şey falan yok. Yani elbette ki su buharını biliyorlar bundan da, ama onu teknolojiye adapte edebilmiş değil henüz de. İşte onun için sanayi devrimini beklememiz gerekiyor. İyi de bütün bunlarla Birinci Dünya Savaşı'nın ne alakası var? Var. Sanayi devrimiyle birlikte üretim ölçeğinin değiştiğinden bahsetmiştik yine konuşmamız arasında. Neydi bu? Yani fabrika düzeninin temel esprisini, temel mantığını ne oluşturuyordu? Şuydu. Yani
daha öncesinde, yani terzi örneğinden, ya bunlar çok basitleştirilmiş örnekler arkadaşlar, farkındayım. Terzi örneğinden yola çıkıp şey yapmıştık. Daha öncesinde terziysen, işte çok büyük terziysen, ne bileyim işte ipek böceğini sen oradan ipeği, böceği, böcekten ipeği sen üretiyorsun. Onu kumaş yapıyorsun. Yok değilsen onu başkasından satın alıyorsun. Sana efendim müşteri geliyor. Ben 36 beden kahverengi ceket istiyorum diyor. Ölçüyorsun, biçiyorsun, dikiyorsun. Pantol istiyor musunuz efendim? Onu da dikiyorsun. O gün ikinci bir adam daha gelirse gece hiç uyumuyorsun. Gene çalışıyorsun. İşte üçüncü bir adam gelirse ölümüne çalışıyorsun. Ama dördüncü yok. Diyorsun ki yani ya bir hafta 10 gün sonra gelin de ben size bir gömlek ya da takım elbise dikeyim ya da arkadaş başka yere gidiyorsun. Çünkü senin ölçeğin belirli. Yanına 5-10 kişi daha al ama her günde 5 kişi sana gömlek diktirmeye gelmiyor. Sen sonuçta bir manufaktürürsün. Sen bir zanaatkarsın. Yani işte yani iş kalibren belli. Zaten kullandığın teknoloji de belli. Sanayi devrimi kullandığı enerjiyi değişmekle birlikte iş örgütlenmesini de değiştirir ve ölçek sıçrar. Ölçek nasıl sıçrar arkadaşlar? Artık müşteri geldikçe bir gömlek diken, ikinci gömlek geldiğinde biraz daha fazla çalışan, üçüncü gömlek geldiğinde çok çalışan, dördüncü gömlek dikmek için ölümüne çalışan, beşinci gömlek için sabahlayan ama altıncı gömleği aynı gün dikmesi mümkün olmayan yapı fabrika düzeninde. Neye döner? Artık gömlek üreten insanlar yoktur. Gömlek üreten aletleri kullanan proleterlerin çalıştığı bir yapı vardır. Sanayi devrimiyle birlikte üretim böylesi bir Fordist yapıya doğru evrilmeye başlar. Ne olur? Baştan kumaş girer, onun işte farklı ölçülerde kollarını kesen, farklı ölçülerde yan tarafını kesen, üstüne düğmesini ekleyen, onu işte 36 beden mavi gömlek diken, aynı şeyin 38 bedeni, aynı şeyin 40 bedeni, aynı şeyin sarısını, yeşilini, kırmızısını, morunu kesen, biçen, bilmem ne yapan bir fabrika düzeni vardır. Yani bank düzeni diyoruz. Ama hani illa bir fiziksel bir bantın üzerinde falan filan olması gerekmiyor. Bunu en güzel, bu sanayi devrimiyle gelinen yapıyı en güzel bu şeyin Charlie Chaplin'in o filminde falan da görebilirsiniz. O çarkın içerisinde kaybolduğu falan filan. Mutlaka siz adını da hatırlıyorsunuzdur. Ben kusura bakmayın adını hatırlayamayacağım ama yani izlerken insanın sinirlerinin bozulduğu o çarkın içerisinde, fabrika çarkının içerisinde proleterin nasıl kaybolduğunu gösteren ve nasıl artık bir alete indirgen, emeği alete indirgenmiş hale gelen insanı orada çok güzel görürsünüz. İngiltere burada tabii artık o sanayi devrimi sonrasında muazzam bir güce kavuşur. Yani öyle ki kendisine ait olmayan malları alır, orada kendisi üretir ve bambaşka yerlere satılır. Yani tabiri caizse yani milyon tane gömlek üretmek için materyal Britanya'ya gelir, milyon tane gömlek üretilir ama İngiltere'nin nüfusu milyon tane falan filan değildir. Olması da gerekmemektedir. Bu muazzam bir kar, muazzam bir güçle beraberdir. Ama tabii ki sadece İngiltere sanayileşmiyor. Bunun organizasyonunun yapılabilmesi için yani binlerce, on binlerce, yüz binlerce gömleğin, yüz binlerce şunun, yüz binlerce bunun fabrika düzeninde her gün seri üretilen bu şeylerin daha fazla satılabilmesi, daha fazla kere bilebilmesi için bir daha ucuz kaynak bulunması, bir yeni pazarlar bulunması, iki, üç, bu işin organizasyonu için yeni adamların, işçilerin, proleterlerin sisteme dahil edilmesi falan gerekiyordur arkadaşlar. İlk başlarda bu kolaydır. Neden? Yani Afrika'yı git sömür, işte Hindistan'a buyur gel, sen Japonya'ya git, öteki Çin'e gitsin, belki Osmanlı'ya gelsin. Bu tabii ki yani arada böyle bir kesin iş bölümü falan da yok. Bir rekabette var ama henüz daha dünya geniş. Ne demiştik? Yani bu henüz daha dünya genişin kibarcası lazefair. Yani bırakınız yapsınlar şeyidir. İşte Baltanimel Anlaşması imzala gel Osmanlı İmparatorluğu'yla. Burada serbest ticaret yapma şey. Çünkü yapmak zorunda.
Niye? Bu anlaşmayı, Osmanlı ile Baltalimanı anlaşması, İngiltere'deki kapitalizmin devamı için elzem anlaşma. Yani unutmayalım ki o dünya ekonomisinde merkezde yer alanlarla periferide ve semi periferide yer alanlar arasındaki ilişki core ülkeler için de vazgeçilmez derecede önemli bir ilişki. Bu olmadan o core ülkeler de ayakta duramazlar. Onlar da ayakta duramazlar. Yani Baltalim'in anlaşması ve benzeri. Çin'le yapılan anlaşma, Hindistan'la yapılan anlaşma da, Latin Amerika ülkeleriyle yapılan bunların hepsi elbette ki o dünya sisteminin core'unda, yüreğinde yer alan, temelinde, merkezinde yer alan ülkeler için de hayati nitelikteki anlaşmalar. Bunu bir kere olmadı. Ama 1800'de ikinci yarısına kadar bu çok büyük bir sorun değil. Amerika geniş, dünya geniş, Hindistan geniş. Ama artık iş yavaş yavaş bu rekabet, yani kapitalizmin yatay genişlemesi sorun yaratmaya başlayacak. Yani tabiri caizse 10 tane Hindistan, 10 tane Osmanlı, 20 tane Japonya bilmem ne olmadığı görülmeye başlayacak. Ve sadece artık sanayileşen Osmanlı İmparatorluğu, sanayileşen sadece İngiltere değil, ciddi rakipleri de ortaya çıkmaya, bu rekabet kızışmaya başlayacak. İşte bu bir dünya savaşının harbi önemini anlayabilmemiz için önce bu kapitalizmin yatay genişlemesinin 1800'lerin sonuna doğru gelirken ciddi bir sorun haline geldiğini görmemiz gerekiyor. Onu dünya savaşı olarak kodlamamıza sebep olan temel espri de burada gizli arkadaşlar. Temel espri de burada gizli. Kapitalizmin yatay genişlemesinin artık son sınırına doğru gelmesi ve bunun ciddi bir sorun haline gelmesi. Tabii bu arada bir doğu sorunu da, yani herkes bu Balkanlarda bir sorunun patlayacağına neredeyse emin. Ama neyin ne zaman olacağı konusunda ve nasıl olacağı konusunda kimse şey değil. Ve şimdi ikinci, Waterloo Savaşı'ndan bu yana hiçbir sorun yaşanmamış değil Avrupa'da. Ama yaygın bir savaş, bir 30'lu savaşları, 80'li savaşları, Fransız'da Eylül Savaşları falan filan gibi bir yaygın bir şey yaşanmış da değil. Ama herkes bu doğu sorununun bir şeye yol açacağından emin. Ama ne zaman, ama nasıl, ama hangi aktörler içinde? Tek bilinmeyen şey bu. Unutmayalım ki bir dünya savaşına, hani şu bize ortaokul, lise ders kitaplarında öğretiyorlar ya, Avusturya, Macaristan, Arduş'u müydü neydi, işte Sırp, Genci tarafında, Balkan sorunu arkadaşlar, o suikast kibriti çakılacak. Şimdi Balkan sorunu, doğu sorunu dediğin şey aynı zamanda Osmanlı'nın paylaşım sorunu da. Çünkü Balkanlarda bir sorun var. 1800'de ilk yarısından itibaren bir enerji birikiyor orada. Osmanlı'nın dağılma sorunu bunun üstüne oturuyor. Balkan ülkelerindeki ulus devlet inşası süreci bunun üstüne oturuyor. Efendim, oradaki ulus devletleşme sorunları, sanayi devriminin yarattığı sorunlar, bütün bunlar işte orada, çünkü birçok aktörün de gözü olduğunu düşünürsek, Rusya'sından, Fransa'sından, Amerika'sından, Osmanlı'sından, bunlar hepsi oranın aktörleri. Tüm bu, yani bir şeyler, işte bu enerji birikmesi 1914'te, evet, işte bir dünya savaşına sebep olacak ve beklenen şey 1914'te gerçekleşecek. Ve bu savaş aslında ta 1945'e kadar devam edecek. Ya hani 1918'de bitmişti. O bitmişti ama paylaşım mevzunun bitmediği 1918'de herkes biliyordu. Yani savaş aslında bir ateşkesse şey yapmıştı. Ne zaman? Bizim 2. Dünya Savaşı dediğimiz savaş. 1918-19'da savaşlar bittiğinde diyelim, Birinci Dünya Savaşı bittiğinde diyelim, ama aslında savaşın bitmediğini iyi kötü herkes tahmin edebiliyor. Çünkü paylaşım sorunu bitmemişti. Bu paylaşımın, yani bu hesap kapatılıp defterler ceplere konulmamıştı. O zaman savaş tekrar çıkacaktı. Bunu herkes biliyordu. Hele ki daha 1930'lara geldiğinden faşizmin yükselmeye başlaması artık sadece ne zaman sorusunu gündeme doğru taşıyacak. Dolayısıyla elimizde, arkadaşlar unutmayalım ki, 1914'te başlayan, 1945'te biten bir harbi umumi var.
bir cihan harbi var. Ha, bu ister iki partta olmuştur deyin, iki devrede olmuştur deyin, ister iki ayrı savaş deyin. Ama onu dünya savaşı yapan şeyin bir paylaşım savaşı, paylaşım şeyi olduğunu unutmamamız gerekiyor. Bu benim şahsi yargım falan değil arkadaşlar. İkinci Dünya Savaşı bitip de kazanan devletler Bretton Woods'ta oturup, masanın etrafına oturup şapkalarını çıkartıp kenara koyduklarında birader o bir paylaşım savaşıydı. Biz kapitalizmin gerektirdiği rekabeti dışlamadan ama rekabeti de 1914 hatta işte 1800'den ikinci yarısından itibaren işte bu enerjiyi biriktirecek boyutlara, birbirimizi yedirtecek boyutlara getirmeden nasıl organize ederizi sorup sorgulamaya başlayacaklar. İşte Bretton Woods'taki bu tartışmalar küresel olarak kontrol edilen nedir? NATO'yla, nedir? IMF'yle, nedir? Dünya Bankası'yla, nedir? İşte Birleşmiş Milletler'le ve diğer Bretton Woods kurumlarıyla organize edilen bir kapitalizme geçişini de altını çizecek. Yani İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bunun sınırsız, sorumsuz kapitalist rekabetin ve paylaşım savaşının bir savaşı olduğu, onun ürünü olduğunu savaşın tarafları da kabul edecekler. Ve İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bunun bir daha yaşanmaması için bunu kendilerince düzenlemeye çalışacaklar. Yani bunun bir paylaşım savaşı olduğunu söylemek kişisel bir yargı, kişisel bir kanaat falan değil arkadaşlar. Aksine yani savaşın içerisindeki unsurlarını kabul ediyor bir şey. Biz şimdi çok İkinci Dünya Savaşı'na falan gitmeyelim ve biraz olsun Birinci Dünya Savaşı içerisinde Osmanlı İmparatorluğu'nun portresini çizmeye çalışacağız. Ve asıl da birazcık da bu Çanakkale mefhumu üzerinde duralım. Birçok açıdan Çanakkale Savaşı üzerine ne konuşmak istiyorum. Çünkü çok önemli bir kesişim noktasında duruyor Çanakkale Savaşı. Aslında kendisi Osmanlı yani Birinci Dünya Savaşı'nın cephelerinden birisi ve bu savaşın sonunda da Osmanlı İmparatorluğu ne bileyim bilmemleri almış, savaşta onun yüzünden galip olmuş falan, onun vesilesiyle galip falan değil. Çanakkale Savaşı bir cephe ama biz savaşta yenileceğiz. Tabii niye yenileceğiz? Ortaokul hocalarımızın bize öğrettiği sebeple yani aslında biz yenilmeyeceğiz, biz yenilmeyiz. Ama arkadaşlar biliyorsunuz Almanya yenildiği için biz de mecburen hakem kararıyla yenik sayacağız. Tabii bu da bizim travmamızdır. Ve bu travmalar arkadaşlar sadece Türklere özgü de değildir. Bu saçmalıklar sadece Türkiye'ye özgü de değil. Unutmayalım ki İkinci Dünya Savaşı'nda Yahudiler ve sosyalistler, özellikle sosyalistler Birinci Dünya Savaşı'nda da Almanya'nın başına bela oldukları için yenildiği algısı da Almanya'da Nazizmin ve sosyalizm düşmanlığının körüklenmesinde önemli bir rol oynayacaktır. Halbuki dönem sosyalistlerin Almanya'nın yenilmesinde hiçbir alakaları yoktur. Ama olsun, toplumlar bazen çıldırabiliyor. Alman toplumu çıldırmada da işte bu Yahudi düşmanlığı, sosyalizm düşmanlığı, öteki düşmanlığı üzerine falan bina edecek. Bizde de benzer, aynı şey değil ama benzer çılgınlıklar, benzer şeyler yaşanmayacak değil arkadaşlar. Yavaştan bir toparlayıp Birinci Dünya Savaşı'na doğru lafı getirelim ve sonraki şeyde de Birinci Dünya Savaşı ve onun sonuçlarına doğru şeyi getirelim. Şimdi önce şu savaştaki bir genel bölünmeye bir bakmak gerekiyor. Hani bir tarafta İtilaf devletleri denilen devletler var. Öte tarafta ise müttefikler var. İttifak devletleri var. Şimdi ittifak devletleri Alman İmparatorluğu, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, savaşa girdikten sonra Osmanlı İmparatorluğu ve Bulgaristan'dan öbür taraftaki ve bu ittifak devletleri 1882 yılında Almanya, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ve İtalya arasındaki yapılan bir anlaşmaya dayanıyor Ama dikkat edin, İtalya'yı biz şimdi ittifak devletleri içerisinde demin saymamıştık, şimdi sayıyoruz. Evet öyle, İtalya bu 1882'de oluşan ittifakın
yani aslında ittifak devletlerinin içerisinde. Savaş çıktıktan sonra kısa bir süre tarafsız kalıyor, kalmıyor. Yani ittifaka uymuyor. Ondan sonra da İtilaf Devletleri'nin içerisine girecek İngiltere. İtilaf Devletleri ise Fransa'dan, işte İngiltere'den, Britanya'dan, Rusya'sından, İtalya'sından, daha sonra ABD'si, Romanya'sı, Japonya'sı, Allah'ım yani işte Portekiz'i, onu, bunu, şunu, hepsinin dahil olduğu muazzam bir yapı olacak. Biz bu yapı içerisinde, demin de saydım, İttifak Devletleri içerisinde yer alacağız. İtilaf Devletleri ile de savaşacağız. Halbuki biz 1882'de bu ittifak oluştuğunda o ittifakın içerisinde de değiliz. Osmanlı İmparatorluğu birçok cephede aynı anda savaşmak zorunda kalacak arkadaşlar. Birçok cephede aynı anda savaşmak zorunda kalacak ve savaştığı bu cephelerin çoğunda da aslında kendi yani bu cephelerin çoğu kendi isteğinden daha ziyade biraz daha Almanya'nın itelemesi, kakalamasıyla katılmak zorunda kaldığı cepheler olacak. Bir mola verelim arkadaşlar. Sonra bu cepheler neler ve o cephelerden biri olan Çanakkale cephesinin bir Çanakkale romantizmi güzellemesi falan da yapmadan daha böyle sosyal bilim mantığıyla elden geldiğince, dil döndüğünce, zaman olduğunca onun üstünde durmaya çalışalım hep birlikte. Evet, bir bon arkadaşlar.